Doğru olamaz Leyla. Ümit sana ihanet edemez. Peki sen kadını gördün mü? Ümit'in yüzünde kadının dudak izi vardı Sedat. Ümit nasıl izah etti durumu? Gerçeği söyledi. Benden önce tanıdığı bir kadınmış. Ya ben neyim Sedat? Oyuncak mıyım? İki tatlı sözle kandırdığı bir zavallı mıyım? Sevgi. Sevgi tuhaf bir duygu. İnanır mısın Sedat? Kıskandım o kadını. Kıskandım. İçimden nasıl çıkarıp atarım bu duyguyu, nasıl? Üzülme sen. Ümit'le karşılaşınca ona ilk yumruğu atan ben olacağım. Demek bu röntgen kardeşinizin röntgeni. Daha önce hastalığını biliyor muydunuz? Bilmiyordum. Nesi var kardeşimin doktor? Bana gerçeği söyleyebilirsiniz. Kötü bir hastalık. Maalesef kanser. Ne kadar yaşar doktor? Tanrı'dan ümit kesilmez ama çok az vakti kaldığını söylemek zorundayım. Üzgünüm. Benim arkadaşım bir kalleş olmamalıydı. Attığın yumruğu hak etmedim Sedat. İhanet ettiğin Leyla içindi o yumruk. Günah değil mi? Nasıl yapabildin ha, nasıl? Evime gelen kadın Selma'ydı. Nasıl söyleyebilirdim? Hay Allah! Bunu nasıl oldu da düşünemedim. Peki anlat Leyla'ya, gerçeği söyle. Bir yararı olmaz Sedat. Çünkü... Çünkü benim çok az vaktim kaldı. Ne demek bu? Sanki idam mahkumu gibi konuşuyorsun. Kime ait bu? Önce sen cevap ver. Doktorluğuna güvenirim arkadaşım. Yaşayabilirim o hasta. Bakıyorum. İyice bakıyorum. Cevap ver. Yaşayabilir mi? Pek iyi değil. Sakın röntgenin sana ait olduğunu söyleme. Ne yazık ki bana ait. Arkadaşının çok az vakti kaldı Sedat. Bağışla beni. Sana vurduğum için çok üzgünüm. Haklıydın. Gerçeği bilmiyordum. Senden tek şey istiyorum şimdi. Leyla asla bilmemeli hastalığımı. Nefret etmeli. Yüreği soğumalı. Ardımda gözü yaşlı bir sevgili kalsın istemem arkadaşım. İstemem. Ümit'i görmek istemiyorum baba. Verdiğim namus sözünü unuttun mu kızım? Sizin sözünüz kadar benim gururum da önemli baba. Ümit'i evinde bir kadınla yakaladım. Kadınla mı? Kimmiş bu kadın? Kim olduğunu bilmiyorum. İçeri sokmadı beni. Ama açık açık söyledi. Leyla çok haklı baba. Serserinin biri olduğu meydana çıktı işte. Kardeşimin gururu yok mu yani? Nasıl yaptı bunu? Oğlum gibi sevmeye başlamıştım Ümit'i. Yazık. Evini kendine mezar yaptın. Leyla'dan kaçmakla suçu kabullenmiş oluyorsun. İstediğim buydu Sedat. Benden kopmalı, unutmalı.
Biri çıkıp etkilemeli onu. Mutlu etmeli. Hem de çok. Sedat, bu insan sen ol, ne olur. Neler söylüyorsun? Sarhoşsun sen. Sana bir sevgili değil, bir emanet bırakmak istiyordum. Bana canını ver desen, veririm senin için. Kanım seni yaşatacak olsa, son damlasına kadar akıtırım. Ama böyle bir şey isteme benden. İsteme ne olur. Yapmalısın. Huzurlu ölmek istiyorum arkadaşım. Ara Leyla'yı. Ben istiyorum. Ne olursun. Yardım et bize. Bana da, ona da. Çiçekler için teşekkür ederim. Keşke zahmet etmeseydim. Hiç aramadın, sormadın. Merak ettim. Nasılsın? Senden saklayacak değil. Çok kötüyüm Sedat. Dertleşmek için bir arkadaşa ihtiyacım vardır diye düşündüm. Çıkalım mı? Biraz hava alır, hem de konuşuruz. Hiçbir şey istemiyorum. Ne gezmek, ne dolaşmak. Yaşamak bile istemiyorum. Beni üzüyorsun ama. Ümit'le seni barıştırmak uğraşında değilim. Zor günlerinde yanında olmak istiyorum. Hadi. Hadi hazırlan da çıkalım. Çıkalım. Hala o kadınla mı beraber? Mutlu mu bari? O konuyu hiç konuşmadık. Senle ben büyük kayıplar verdim. Ben arkadaşımı, sense sevdiğini yitirdim. Her şeyimdi o. Oysa şimdi sevgimden utanıyorum. Sevginin yüceliğine inanmak suç değil ki. Ayrıca terk eden sensin. İhanet eden de Ümit. Terk ettiğim sadece Ümit olmaz. Umutlarımı, hayatımı terk etmiş gibiyim. Gittikçe de yıkılıyorum, çöküyorum. Bir gün gelecek, bu acı günleri unutacaksın. En büyük yardımcın da ben olacağım. Onunla konuşurken 3 kişiydik. Ben, Leyla ve sen. Hep seni konuştuk. Seni andık. Seni asla unutamaz. Unutmalı. Niçin anlamıyorsun? Unutacak gibi değil seni. Unutmalı. Ben ölüme bu kadar yaklaşmışken unutmalı. Onu yalnız bırakma ne olur. Yaşamalı, mutlu olmalı. Bir idam mahkumunun son arzusu bu arkadaşım.